Galatasaray Mersin İdman Yurdu çetin bir müsabaka için Ali Sami Yen stadında karşı karşıya geliyorlar. Taraftarlar son derece heyecanlı ve iki takım da şimdi seyircileri selamlıyor. Macit Sarıdana, Lütfi Tuncel ve Cevdet Güvenli yönetiyorlar müsabakayı. İki takım kaptanı ortada, Metin Oktay ve Refik, ve maç başlıyor. Top Galatasaraylılarda. Metin Oktay hemen aldı. İleriye doğru gitti ve yanındaki arkadaşını görmek üzere fakat top çamura takıldı kaldı. Çektiler ve bu arada bir faul oldu. Faul atışı ceza sahasına kadar geldi. Kalecinin bakışları arasında top ileriye doğru uzaklaştırıldı. Orta çizgiyi bir hayli geçti top. Fakat Galatasaraylılar bırakmıyorlar. Galatasaraylılar bırakmıyor, Mersin İdman Yurtlar bırakmıyor. Fakat hepsinden de mühim olan Çamur. Çamur hakikaten hiçbirini bırakmıyor. Ve bir orta. Kaleci Nihat uzandı, aldı ve Ali'ye geldi. Ali son derece kritik bir pozisyon yaratıyor. Sağ tarafa geldi. Kaleyi gördü çapraz. Vurdu ve gol. 4. dakikada Mersin İdman Yurdu şahane bir gol kazandı. Maç başlar başlamaz Mersin İdman Yurdu 1-0 galip durumda. Mersinliler adeta bayram yapıyorlar. Hakikaten şahane bir goldü bu. Şimdi Metin başlama vuruşunu tekrar yaptı. Ortaya doğru geldi top. Çamura tıkıldı kaldı. Ve bu arada Galatasaraylı Turan topu ileriye doğru uzattı. Ondan Arif'e. Arif'ten yine Turan'a gelen topu bu defa Mehmet aldı. Mehmet kayıyor orta yuvarlaktan. Kaydı. Bakındı şöyle ileriye doğru. Yaptı ortasını. Fakat hiçbir Galatasaraylı çıkmıyor. Bu arada Refik de bir geri pas halinde kalecisi Fikret'i görüyor. Fikret'in degajmanını seyrediyoruz şimdi. Top orta yuvarlığa doğru geldi. Herkes çıktı kafaya ve bu arada top yine Mersin'den ayağında kaldı. Ayhan'da. Ayhan kayıyor fakat top geride geldi. Top geride kaldı ve bu arada bir de faul. Faul atışı yapıldı. Hafif bir atış oldu bu ve kaleci Nihat uzandı. Derhal topu aldığı gibi degajmanını da yaptı. Degajmandan gelen topu Galatasaraylılar bir mukabil atak olarak göndermek istiyorlar. Top Mehmet'te. Mehmet yaptı ortasını. Ceza sahasında Uğur'a geldi top. Uğur kayıyor sol tarafa doğru. Çekti topu fakat top dışarıya çıktı. Korner. Korner atışı yapıldı. Ceza sahasının 1-2 metre kadar dışına çıktı. Ve tekrar Galatasaraylılar topu ceza sahasına sokmak istiyorlar. İleriden uzun bir orta. Kaleci çıktı yumrukladı ve ceza sahasının dışında top. Mehmet kafayı geriye doğru vurdu. Arkadan yine kafa biraz havalandı. Ve bu arada Mersin İdman Yurtlu Refik bir röveşatayla topu iyice ileriye uzattı. Ve şimdi orta yuvarlakta bir mücadele. Gökmen'de top. Gökmen sol taraftan kayıyor. Turan'ı gördü. Turan ileriye doğru uzattı. Top yine çamura tıkandı kaldı. Çamurdan gelen topu da Fikret alacaktı. Fakat bıraktı. Top avuta çıktı. Avuta dışı derhal yapıldı. Orta yuvarlığa 1-2 metre kadar geçtikten sonra top tekrar ileriye gönderildi. Ceza sahasında bir mücadele ve bir korner. Korner atışı kaleyi karıştıracak mı acaba? Fakat hiçbir şey olmadı. Ve bu arada bir frikik. Ondan sonra da penaltı. Sert bir vole Metin'den ve kalecide kaldı top. Evet, güzel bir kurtarışla kaleci Fikret. Önce frikik, arkasından da gelen penaltıyı kurtardı. Ceza sahası içinde bir hareket daha şimdi. Ve top ceza sahasının dışına doğru çıkartıldı. Artık çamurdan futbolcular tanınmayacak durumda. Ve işin garibi, kendi arkadaşlarını dahi tanıyamayacak durumdalar futbolcular. İleriye doğru bir pas, bakalım kim alacak. Kimin aldığı belli değil, Galatasaraylılar aldılar. İleriye doğru uzattılar topu. Orta çizginin bir hayli içerisinde bir çamur mücadelesi. Başka hiçbir şey yok. Top ileriye doğru uzatıldı. Galatasaraylılardan Mehmet uzandı. Aldı topu. Orta çizgiyi geçti. Arkasından da kendisini takip eden bir eleman var. O da Ayhan. Mersin İdman Yurtlu Ayhan. Fakat top hala Mehmet'in ayağında ve ileriye doğru verdi topu. Hakem işaret ediyor ve bu arada bir hareket. Uğur oyundan atılıyor. Biraz sinirlendi oyun ve tekrar devam ediyor. Galatasaraylılar 10 kişi kaldı. Fikret'in sert bir yumruğunu seyrettik. Ceza sahasının dışına çıkartıyor şimdi Cihat. Çekti çalımla topu fakat son anda yere yuvarlandı, takıldı kaldı. Galatasaraylılar bir atak daha yapmak isterken ilk yarı 1-0 Mersin'in üstünlüğü ve galibiyetiyle kapandı. İkinci yarı başladı, bakalım bu devreden Galatasaray neler yapabilecek. Şimdi top Mehmet'te. Mehmet kayıyor sağ tarafta. Sağdan kaydı. Ortasını yapmak üzere fakat bırakmadılar. Top tekrar ceza sahasının üzerine geldi. Bırakmıyor Mersin İdman Yurtlar bir türlü ve Mersin 1-0 galip durumda. Bu arada uzaktan bir şut denemesi. Sağ tarafa doğru geldi top ve sağ taraftan bir atış. Bir korner atışı. Kafaya çıktı Ayhan ve gol. Böylece 48. dakikada Ayhan Galatasaray'a beraberliği sağladı. Mersin İdman Yurdu hakikaten iyi bir futbol oynuyordu. Ve 48. dakikaya kadar da galibiyetini götürmüştü. Şu anda durum 1-1 berabere ve topu çamurdan çökmek çabasında bütün futbolcular. Ceza sahasının 1-2 metre kadar dışında top. İşte bir çamur mücadelesi daha. Herkes yerde ve bu arada top da sert bir vuruşla avutta. Avut atışı derhal kullanıldı. Ceza sahasının birkaç metre kadar dışında top. Bastılar topa, düşe kalka artık ilerliyorlar futbolcular. Ve bu arada ceza sahasının yine dışına çıktı. Sol açık Muharrem formasını değiştirmiş. Geldi topu aldı ve Galatasaraylılar da. Onlardan orta yuvarlakta bulunan kime gidecek derken hiç kimseye gitmiyor. Zira aynı adamın ayağında ve çamura yapışmış kalıyor. Ve işte de şimdi de bir çamur mücadelesi daha. Sağ taraftan bir atak. Turan'da.
Turan'ı Arif önledi. Arif hemen yanındaki arkadaşı Muharrem'i gördü. Gökmen de onun üzerine geliyor fakat olmadı. Olmadı ve bu arada top sol taraftan bir mücadeleyle yine ceza sahasına. Gelmek üzere ve bu defa da Ahmet'ten bir şut gol. Evet, 58. dakikada Yugoslav asıllı Ahmet Çeloviç, ki Galatasaray'ın yedek futbolcularından birisi, oyuna girdi ve golü kaydetti. Böylece Mersin İdman Yurdu İstanbul'da 2-1 mağlup durumda Galatasaray'a karşı. Şimdi yine orta yuvarlakta bir mücadele seyrediyoruz. Orta yuvarlaktaki mücadelede hafif bir sertlik. Galatasaraylılar tabii ki gayet sevinçli 1-0 mağlubiyetten bir anda 2-1 galibiyete yükseldiler. Top avut çizgisinin 1-2 metre kadar yanındaydı, bıraktılar dışarı çıksın diye ve avut atışı yapıldı. Orta yuvarlığa geldi. Orta yuvarlıktan da ceza sahasının 1-2 metre kadar dışına. Orada bir mücadele seyrediyoruz. Muharrem'in önünden Turan'a geldi. Turan içeriye girmek gibi bir şey yaptı. Durdu ve topu tekrar geriye çekti. Sert bir vole barajda kaldı. İkinci bir vole yine barajda kaldı. Mütemadiyen voleler üst üste fakat hepsi barajda kalıyor. Son volede de Turan'ın volesiydi. Bu dışarıya çıktı top. Avut atışı yapıldı. Yine bu defa da Olcay'da. Olcay geride yardım ediyor Mersin İdman Yurtlu Olcay. Geriden şimdi top ileriye doğru Osman'a verdi. Ondan da bir orta seyrettik ve kaleci Nihat'ta. Kaleci Nihat aldı topu. Degajmanını yapmak üzere ve yaptı degajmanını. Ceza sahasının yine dışına geldi. Kafayla kesti Mersinliler. Maçın artık son 15 dakikası. Mütemadiyen mücadele ve çamur mücadelesi. Orta yuvarlağın bir hayli dışında adım adım ilerliyor adeta futbolcular. Sol taraftan bir atak daha seyrediyoruz. Fakat kaleci uzandı ve topu aldı. Degajmanını hemen elle yaptı Mersin İdman Yurdu kalecisi ve Refik'e verdi. Refik kayıyor. Kaydı ve topu ileriye doğru uzattı. Orta çizginin 8-10 metre kadar gerisinde top. Metin topu dışarıya çıkartmak istiyor. Orta yuvarlağın dışına çıkartmak istiyor. Ve bu arada sağ taraftan bir atak seyrediyoruz. Top Ayhan'ın ayağında. Düzeltti topu. Bakınıyor ileriye doğru. Hemen yanındakiyle Berkat çaptı. Ve bu arada Ahmet daldı. Ahmet gayet müsait durumda daldı. Ve 3. golde kaydetti. Evet, yine Türk asıllı Yugoslav futbolcu Ahmet Çeloviç 85. dakikada Mersin İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup duruma getirdi. Ve Galatasaray'da 3-1 galip duruma geldi tabii ki. Top şimdi taç çizgisinin 1-2 metre kadar dışındayken hakemin düdüğü müsabakayı sona erdirdi. Evet, Galatasaray 1-0 mağluptu ve 3-1 galip olarak şampiyonluk yolunda emin bir adım daha attı. Metin'le Kadri öpüştüler ve iki takım da soyunma odalarının yolunu tuttu.